yer kaldırsın. İlkanlar bir yer kaldırsın. Evet. Evet. Ama beni dinleyerek yer kaldır. Evet. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hem Mete Bey'e hem Ahmet Bey'e. Bugün burada Dönüşüm Derneği'nin ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın desteğiyle yürüttüğümüz bir proje için bir aradayız. Çocuklar ve ben siz gelmeden önce bilgi verdim. Sizin çocukların yaptığı şeyi çok değerli bulduğunu, kaymakamımızın ve bunu görmek için ziyarete geleceğini. Bugün burada kağıt yapımı atölyesi var. Size bahsettiğim şeyi de görmeniz için. Geçen hafta bizim İkram Ağaçlı'nın yazılışının yıl dönümü sebebiyle belirtilmekten dolayı ciddi falamamıştık. Onlarla kağıt yapmamız gerekiyordu. Hem onu gördük, göstermek istedik. Şimdi burada çocuklarımız kağıt yapıyorlar. Kağıtlar önce hamur haline getiriliyor. Burada gazete kağıtlarını yapıyorlar. Bu parçaları da küçük parçalar haline getirip daha sonra onları büyük bir mikserde. Evet, mikser. Bunun içinde bir bıçak var kesti. Ve bunu daha küçük parçalara ayırıyor. Önce suyun içinde biraz bekletiyor. Sonra oraya atıyor. Oranın içinde biraz kağıt gazete renginde olduğu için renklendirici koyuyoruz ve kağıdı elde ediyoruz. Ben size şöyle bir takdim edeyim. Bu elle yapılmış kağıtlardan bir tanesi. O bir eski gazete kağıdıydı. Çocuklar kağıtları önce yırttılar, parçaladılar ve sonra yeniden kağıt haline getirdiler. Ve organik bir kağıt oldu. Üzerindeki yazılar, resimler hepsi kayboldu. Rengini verebiliyor muyuz istediğimiz rengi? Tabii ki bu mavi rengi mesela. İki farklı renk çalıştık. Yeşil yaptılar. Evet, yeşil ve mavi şeklinde. İstediğiniz kadar renk verebilirsiniz. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz. Boya mı ilerliyor? Toprak boya mı? Evet. Doğal boya. Evet, doğal boya. Bu katmak aracılığıyla önce kağıdı katmağın üzerine alıp sonra şu bezin üzerine döküyoruz. Bezin üzerinde, şimdi içten bittiğinde göreceksiniz, kuruyor. Üzerinde. Kuruduktan sonra da biz onun üzerinden ayırıyoruz. Hatta bir tane örnek alabilir miyiz arka taraftan? Bakın ıslak haline. Normalde bu malzemenin üzerinde şu anda kurulmuş hali. Onun üzerinden ayırıyoruz sonrasında. Buraya dökürken tüy halindeydi. Evet, tüy halindeydi. Islak sonra kuruyunca normal kağıt haline geliyor. Bütün şeyleri birleştiriyor. Şu anda açıyorlar çocuklar. Mesela bu, burada. Deminin bir özelliği var mı bunun? Yok, bu sadece daha pratik bir malzeme. Dokusu normalde çiçek ambalajında kullanılan bir malzeme. Çiçeği, evet. Havalı. Aynen öyle. Mesela bu kağıdın ıslak hali. Şimdi çocuklarımızın yaptığı. Evet, evet. Hocam bunu hep yapıyorsunuz da. Bir tane yapmaksam Ahmet Bey'in kendisi de tamam, bir tane Ahmet Bey'e yapalım. Kalkan kuyruk kan altında. Kalkanın sonun şey. Yok, ezme. Bunun için alacağız. Evet. O kısmı isterseniz kullanmasın diye şey yapsanız. Yok, tamam. Kemanlardan parmak üstte gelmesi için boya baktırmayacağız biz de. Tamam. İçine ineceğiz. Evet, içinde bir an. Şeyini alacağız üstüne. Evet. Şöyle. O homojen bir şekilde dağılmasını sağlayacağız. Yavaşça kaldırıyoruz. Çok dengeyi sarsmadan dengeleriz. Gayet güzel oldu valla. Evet, çok şimdi biraz bekleyeceğiz. Bu da altında hava var. O suyu çekmesini sağlıyor. Birden çekmeyeceğiz. Evet. Yavaş yavaş. Belli oluyor zaten. Kuruyor bak. Evet. Evet. Yavaş yavaş. Tamam. Kaplayacağız şu an. Evet. Şimdi ben bunu tutayım zaten. Süngerle altından suyunu indireceğiz. Bunu aldım. Ben tutayım sen al suyunu. Evet. Tamam. Suyunu alıyoruz. Bu
yöntem bizim geliştirdiğimiz bir yöntem mi yoksa klasik daha önceden kullanılmış bir yöntem mi diyorlar? Evet. Bu yöntem bizim geliştirdiğimiz bir yöntem mi yoksa daha önceden bildiğimiz bir yöntem mi? Bu bilinen bir yöntem. Yani ilkel yöntem. Evet arkadaşlar, kağıdımız hazır. El yapımı bir kağıt. Sıfırdan biz yapıyoruz. Bunu böyle ters yöneceğiz, yerine koyacağız. Süngerle bastırıyoruz. Şuralar. Evet. Şey mi? Kağıdı ve kağıdı kaldırmak. Evet. Yapışmalı. İyi anladım. Tamam.